Değerli basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün ziyaretimize gelen kıymetli genel başkan ve heyetine de teşekkürler ediyorum. Bize eşlik eden yeniden Refah Partimiz'in genel merkez heyetine de teşekkür ediyorum ve misafirimize ilk olarak sözü veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde bulunmaktan demokrasimiz adına son derece mutluyum. Genel Başkan yardımcılarımızla birlikte Sayın Genel Başkan'ı ziyaret ettik. Türkiye'mizle ilgili önemli konuları değerlendirdik. O konularla ilgili de kısa bir bilgi sunmak isterim. Ama öncesinde başbakanlığımızı yapan, büyük bir demokrasi mücadelesi veren, çok değerli Erbakan hocamı saygıyla, rahmetle, minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'miz önemli bir süreçten geçiyor. Demokrasimiz önemli bir süreçten geçiyor. Hukuk sistemimiz son derece önemli bir sistemden geçiyor. Türkiye'mizde demokrasinin kurum ve kurallarıyla oturması için öncelikle seçim sisteminin mutlaka değişmesi lazım. Seçim sistemi değişerek ileri demokratik medeni ülkelerdeki baraj oranları neyse ülkemizdeki baraj oranlarının da aynı olması lazım. Yurttaşlarımızın verdiği her bir oy kıymetlidir. Bu oyların sayılmaması gerçekten bir demokrasi ayıbıdır. İnşallah siyasi partiler olarak görüşlerimize, görüşmelerimize devam edeceğiz. Sivil bir anayasa yapmayı Allah'ım inşallah bizlere kısmet etsin. İleri demokratik medeni ülkeler seviyesinden baktığımız zaman Türkiye'mizde hala hala tam demokratik bir anayasa yapılmaması, sivil bir anayasa yapılmaması, ortak bir mutabakatla anayasa yapılmaması gerçekten son derece ciddi bir problemdir. Bu vesileyle siyasi partiler kanununun değişmesi, seçim sisteminin değişmesi Türkiye Değişim Partisi olarak bizim ana görüşlerimizdir. Arzu ettiğimiz en önemli model tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı. Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhurbaşkanımızın tarafsız olmasını istiyoruz. Güçlü bir meclis olmasını istiyoruz ve de bağımsız bir yargı olmasını arzu ediyoruz. Dışarıdan bakan atanması fikrini doğru bulmuyoruz bakanlarımız mutlaka teşkilatlarımızdan gelen, parlamento'dan gelen arkadaşlarımızdan oluşmalıdır. Gene ülkemizde yoksulluk ve geçim sıkıntısı bugün açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını bakkal, kasap ve manavlarımız bize söylemekte. Asgari ücret artırılmıştır ama daha uygulanmaya geçmeden Asgari ücret mutfakların ve pazarların son derece gerisinde kalmıştır. O nedenle önerimiz Türkiye Değişim Partisi olarak 4 ayda bir asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Bir kere daha yeniden Refah Partisi'ne başarılar diliyorum. Demokrasimiz adına inşallah bütün siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Demokrasimizin kurum ve kurallarla gelişmesi için, bu temasların son derece hayırlı olduğuna inanıyorum. Bir kez daha rahmetli Erbakan hocamı da saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Çok teşekkür ederim bir kez daha Sayın Başkan'a ve heyetine. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı sağ olsunlar, var olsunlar. Yine basın mensuplarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği sistemle ilgili konularda aslında yeniden Refah Partisi ve Türkiye Değişim Partisi olarak hemen hemen tamamında mutabık olduğumuzu görmüş olduk bugün yaptığımız görüşmede de. Bir bağımsız cumhurbaşkanının olması, partili bir cumhurbaşkanının olmaması, meclisin güçlendirilmesi, kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi gibi konularda bakanların meclisten belirlenmesi, meclis dışından atama olmaması kabinede bu gibi konuların hepsinde aslında mutabık olduğumuzu gördük. İnşallah kendisinin de ifade ettiği gibi böyle daha sağlıklı ve daha adil bir sisteme geçiş mümkün olur. Bunda da partilerimizin gayreti, çabası inşallah etkili olur, vesile oluruz. Tabii Türkiye'de vatandaşın en önemli gündemi olan ekonomi konusuna her fırsatta olduğu gibi burada da değinmek istiyorum son derece güncel bir konu. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi biz daha önce defaatle mevcut hükümetin yıllardan beri üç tane temel gelir kalemi olduğunu hep ifade ediyoruz. Bir tanesi borçlanma, ikincisi devlet mallarının ülkenin varlıklarının satılıp yok edilmesi. Üçüncüsü de vatandaşa zamla vergiyle yük yüklenerek tabir caizse vatandaşın limon gibi sıkılıp suyunun çıkartılması. Özellikle şu son bir haftada on günde yeni yılla birlikte bu üçüncü gelir kaleminde yine çok önemli çok ciddi adımları attıklarını müşahede ettik. Ne kadar haklı olduğumuz yılbaşı itibariyle yaşanan zam yağmuruyla ortaya çıkmış oldu hepinizin de yakinen bildiği gibi doğalgaza yapılan astronomik zamlar, elektriğe yapılan zamlar, akaryakıta yapılan zamlar. Burada bir özel ince nokta da var. Tabi kur 18 liradayken benzinin litresi 11.6 lira. Kurun 12-13 lira civarına geldiğinde benzinin litresinin 12.90 lira olması hükümetin özel sektöre, reel sektöre, esnafa, bakkala, herkese yaptığı indirim çağrısına önce kendisinin uymadığını göstermektedir. Kur 18'den 13'e düştü, öyleyse indirim yapın diye başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere her fırsatta çağrıda bulunuyorlar ama kendileri bunun tam tersini yapıyorlar. Dediğim gibi kur düştüğü halde benzinin litre fiyatı 11.6 liradan 12.90 liraya çıkıyor. İki hafta içerisinde benzine ve motorine yapılan zam oranı yüzde %12'ye yaklaşıyor. Bu konuda da aslında tabiri caizse bir dünya rekoru kırıyorlar. Tabii köprü geçiş ücretleri geçen sene yıl başında yüzde 26 artmıştı, 13.25 liraya yükselmişti. Bugün de 8.25 artı 8.25 hem gidişten hem dönüşten ücret alınacağı için 16.5-17 liraya geliyor ve bu yıl başında da aslında yaklaşık olarak köprü geçiş ücretlerine de bir yüzde 30'luk zam yapılmış oluyor. Tabii TÜİK'in tamam. enflasyon verileri yıllık 36.08, 19 yılın rekoru kırıldı ve aylık da aralık ayında aylık enflasyonda yüzde 13.58 noktasına geldi. Tek haneli enflasyon denirken aylık enflasyonun dahi çift haneli rakamlara geldiğini açık bir şekilde, acı bir şekilde görüyoruz. Öte yandan enflasyon araştırma grubu, bağımsız araştırmacılar, bilim adamlarının ortaya koyduğu enflasyon daha da fecaat. Aylık yüzde yıllık da yüzde 82.8 yani yaklaşık yıllık yüzde 83'lük bir enflasyona geldi. Bu gidişat gerçekten de gidiş değildir. Allah vermesin Arjantin gibi Venezuela gibi üç haneli yıllık enflasyon rakamlarına doğru hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Tabii bu veriler dikkate alındığında asgari ücret artışı bir defa yok oldu. Biraz önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi asgari ücretlinin daha eline geçmeden yok oldu. Çünkü yıllık yüzde 83, aylık neredeyse yüzde 20'lik bir enflasyonun olduğu ülkede asgari ücrete yüzde 50 artış yapmanız dahi yeterli olmuyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam ise neredeyse aylık enflasyon oranıyla aynı seviyede diyebiliriz. Aylık enflasyon oranının neredeyse yüzde 20 olduğu bir ortamda memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27 artış yapılıyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da yüzde 25 artış yapılıyor. Bunlar da aslında matematiksel olarak da bir artış olarak sayılması mümkün değil. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 5 bin liraya yaklaştığı, yoksulluk sınırının 15 bin liraya yaklaştığı bir ülkede, bir ortamda memur maaşı 5.665 lira, memur emeklisi maaşı 4.037 lira, işçi emeklisinin aylığı 2.041 lira, Esnaf emeklisinin aylığı 2214 lira, çiftçi emeklisinin aylığı da 2087 liraya çıktı. Bu ülkenin yüzde %50'sinin, %60'lık kesiminin halkın açlığa mahkum edilmesi demektir. Neredeyse %90'lık kesiminin de yoksulluğa mahkum edilmesi demektir. Burada söylenmesi gereken Allah memura, emekliye yardım etsin sözünden başka bir şey değildir. Yine açık bir şekilde alım gücünün ne kadar düştüğünü ifade etmesi bakımından 2003 yılında 100 lirayla ne alınıyordu? Bugün 100 lirayla ne alınıyor? Kıyaslaması son derece açık bir şekilde AK Parti iktidarının 19-20 senede halkı ne kadar fakirleştirdiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. 2003 yılında 100 lirayla 87 kilo ekmek alınırken bugün 11 kilo ekmek alınabiliyor. 71 litre süt alınırken bugün 14 litre süt alınabiliyor. 1000 adet yumurta alınırken bugün 66 adet yumurta alınabiliyor. 9,5 kilo dana eti alınabilirken 2003'te 100 lirayla bugün 1,5 kilo dana eti alınıyor. 2003'te 100 lirayla 24 kilo peynir alınırken bugün 3 kilo peynir alınıyor. 34 litre ayçiçek yağı alınırken bugün 4,4 litre ayçiçek yağı alınıyor. 57 litre benzin alınabilirken bugün 100 lirayla 11,5 litre benzin alınıyor. Bütün bu acı gerçekler karşısında iktidara buradan söylenebilecek olan daha fazla milleti oyalamamaları, daha fazla milleti perişan etmemeleri, sıkıp limon gibi suyunu çıkarmayı artık sona erdirmeleri ve bir an evvel seçim sandığını milletin önüne getirip koymalarıdır. Bundan başka bir çıkış yolu Türkiye için şu an için gözükmemektedir ve tabii sayın başkan ifade ettiği gibi seçim sisteminin de adil olması ve temsilde adaleti sağlayacak şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Bu buluşmamızın, bu görüşmemizin ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkürler ederim. Sorular varsa tabii onları da alabiliriz kısaca. Herhalde hep öyle söylüyorum <laughs> Sayın Başkanım. Çok güzel izah ediyoruz. Ayrıca akılda bir soru işareti kalmıyor. Çok Efendim, teşekkür ederiz. Sizinle bizim iktidarımızda bu gençler soru sormaktan çekinmeyecekler. Her sorularını soracaklar son sözümüz de şu olsun izin verirseniz. İnşallah bu görüşmemiz kardeşlik hukukunu sağlayacağımız, ülkemizde birliği, beraberliği sağlayacağımız günlerin İnşallah. güzel bir başlangıcı olsun İnşallah. Çok teşekkür evet. ederiz. Hayırlı olsun. Evet.